Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Mehmet Bey'i tanıyarak başlayacağım. Mehmet Bey kimdir ve bu sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Mehmet Bey 1974 Malatya doğumludur. 1985'ten beri de İstanbul'dayız. Sektörle tanışmamız 1999'da başladı. Bağcılar'da internet kafe olarak başladık. Evet. 2003'te de satış ve servis hizmetine devam ettik. 2014'e kadar Bağcılar'da hizmet verdik. 2014'ten bu yana da Esenler'de bilgisayar dünyası olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. Neler yapıyoruz? Biraz bilgisayar dünyasını tanıyalım mı? Gelen konuklarımız, misafirlerimiz burada ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar peki tabii, Mehmet Bey? Tabii. Burada ne hizmet veriyoruz? Bilgisayar satışı yapıyoruz, tamir yapıyoruz, servis hizmetimiz var. Kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Akınsoft Güngören ana bayisiyiz. Evet. Yazılım işinde de Akınsoft ciddi bir piyasaya sahip ve biz de o konuda yazılım işleri de yapıyorsunuz. Tabii, yazılım işine de destek veriyoruz müşterilerimize. Evet. Dediğim gibi bu şekilde. Yani aslında tam adından da belli olduğu gibi bilgisayar dünyası burada A'dan Z'ye her şey var diyebiliriz. Aynen öyle. Yani bilgisayar dünyası dediğiniz gibi her şeyi barındırıyor. Evet. Bilgisayarla alakalı yazılım, donanım ne varsa her türlü destek veriyoruz. Evet, biraz arz talep meselesi sizin işinizde yani. Kesinlikle. Evet. Zor bir iş bu iş. Hizmet sektörü bu sonuçta. Hani burada yapılabilecek bir hata ciddi sonuç doğurabilir. Siz hizmet verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz peki Mehmet Bey? Biz hizmet verirken öncelikle müşterilerimize güler yüzlü hizmet etmeye çalışıyoruz. Müşterinin beklentisine göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetine çok dikkat ediyoruz. İşimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü geri dönüş çok önemli. Memnun evet. Müşteri her zaman sana müşteri getirir. Biz o uslupta çalışıyoruz. Kendimiz bir yere gittiğimizde nasıl bir hizmet görmek istiyorsak o şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Empati kuruyorsunuz yani kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Yani sen gittiğin bir yerde eşinle bir çay içtiğinde sana nasıl bir güler yüz istiyorsan onu vereceksin. Ya da bir alışverişe bir yere gittiğiniz zaman nasıl bir tepki almak istiyorsan müşteriye de onu vermek zorundasın. Evet, seviyorsunuz ama mesleğinizi. Kesinlikle. Her iş sevilerek yapılır. Kesinlikle. Evet ama bu iş biraz daha farklı. Yani sürekli teknolojiyle iç içesiniz çünkü. Yani sürekli takip etmek zorundasın. Yeni çıkan ürünleri takip etmek zorundasın. Kendini güncel tutmak zorundasın bilgi olarak. Araştırmak zorundasın. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sadece bu iş satış tarafı değil. Yani teknik tarafı da sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Bunları bilmen lazım. Buraya gelen müşteriye ben bunu bilmiyorum başka yere götür diyemezsin. Evet. O da kötü bir durum. O yüzden sürekli beyin olarak özellikle biz çok yoruyoruz. Beden olarak değil de. Tabii izah etmek de çok farklı oluyor. Kesinlikle. Yani kendini ifade etmek de zor oluyor müşteriye kesinlikle. Bazen geri geliyor. Yani, bütün bilgiler o insanda, bütün bilgiler bilgisayarda oluyor. Kesinlikle. Bazı müşteriler geliyor yani hakikaten bilgili. Yani, işi biliyorlar. Tabii işi biliyorlar. Bilgili insanlar. Zamanda zaten teknoloji zamanı. Gençler daha çok kullanıyor teknolojiyi. Gençler araştırmayı da seviyor. Öyle olunca karşına bilgili insana da sen cahil cahil cevap veremezsin. O yüzden senin de bilgili olman lazım. Evet ama çok bir ciddi bir tecrübesiniz bu konuda. Kesinlikle. Yani uzun yıllar olmuş. 21 yıldır. Az değil. Kesinlikle. Dile kolay. Burada profesyonelde bir kadro ile çalışıyorsunuz. Ekip de çok önemli burada. Ekip olmadan da olmaz Mehmet Bey. Tabii. Tek başına yapılacak bir iş değil tabii evet. ki. Burada 3 kişi hizmet veriyoruz. Dediğim gibi satış, tamir, servis tarafımız var. Dışarıya, kurumsal firmalara. Ya tamamıyla çözüm odaklı gidiyoruz her şeye. Kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. Son soruma geldim. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Mesela buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki süreçlerde sizler için neler olacak? Hedeflediğimiz yerde değiliz tabii ki. İnsanoğlunun hedefi bitmez. İnsanoğlu hep bir üstü ister. İstemesi lazım. Ben öyle inanıyorum. Yani ben buraya kadar demek bana göre değil. Ben ilk işe başladığımda benim rafımda bir hard disk olduğu zaman çok mutlu olmuştum. Ama şimdi Allah'a şükür yani dükkanımız dolu. Evet. Ama tabii ki bu yeterli mi? Değil. Daha iyi yerlerde tabii ki
olmak istiyoruz. Evet, tabii ne hedef bitecek ne hayal. Kesinlikle. Biterse biz de biteriz. Hayallerin bittiği yerde hayat bitmiş demek. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederiz. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Bu arada son bir parantez açacağım. Malum ülkemiz koronavirüsten geçiyor. Dünya koronavirüsten geçiyor. Gerekli olan tedbirlerinizi de almışsınız burada. Tebrik ediyoruz bu konuda sizleri. Sosyal mesafeye de uyuyorsunuz. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Biz de teşekkür ederiz. Bilgisayar dünyasına herkesi bekleriz. En azından bir çay kahve içmeye davet ederiz. Memnuniyetle hizmet vermekten gurur duyuyorum. Çok sağ olun, hoşçakalın.